Evet. Yani her ne kadar biz iyi bir periyot yaşadıysak da daha öncesinde Beşiktaş'ın tam aksine bir görüntüsü var olsa da maçın başında çok iyi olmamız gerektiğini sahada konuşmuştuk. Çünkü böyle takımların reaksiyonlarının bir yerde mutlaka olacağını biliyorduk. Ama bize olmasın niyetindeydik. Ama maçın başıyla beraber, evet, iki maçı ikiye ayırmak istiyorum. Bir top bizdeyken ki senaryo, bir top Beşiktaş'tayken ki senaryo. Top bizdeyken çok rahat üçüncü bölge geçişleri yaptık. Rakip üçüncü bölgede çok adamla bulunabildik. Ama ceza sahası içi ve çevresinde gerekli efektifliği, gerekli güçlü kalışı bir türlü başaramadık. Elimize fırsatlar geçti ama onları da değerlendiremedik. Defansif olarak baktığımız zaman Beşiktaşlı oyuncuların dripliklerine karşılık vermekte, birebir mücadeleleri kazanmakta, birinci bölgemizde bile onların şut aksiyon alanımıza girdikleri anda onları engellemekte bugün başarısızlık ve bu başarısızlık skora direkt yansıdı. Maçın belli bölümlerinde kıvılcım için belki bir gole ihtiyacımız vardı. O belki modumuzu değiştirecek, sahada başka bir görüntüye dönebilecekti oyun. Bir şekilde o topu da içeri sokamadık ve oyuna ortak olamadık. Bugün oyunumuz tatmin edici asla değildi. Belki maçın skoru bu muydu, oyuna göre tartışılır ama genel manada hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık. Evet, özellikle defansif manada çıkaracağımız bir sürü ders var bugünden ve bunları onaracak çok az zamanımız var. Hemen hızla tekrar Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başlayacağız. Tabii bugün yaptığımız hataları unutmayarak gerekli uyarıları sahada ve analizde oyuncularımıza yaparak. Çünkü evet, bir mağlubiyet aldık. Bunun artçılarını yaşamak istemiyoruz. Bunu bugün sadece bir mağlubiyet olarak sonuçta kabullenip hemen bir sonraki maçta tekrar yük. Maç öncesinde söylemiştim. Sakatlıklar Beşiktaş'ın bu sene çok büyük sorunu. Ama şunu söylemiştim. Beşiktaş formasını giyen tüm futbolcular değerlidir. Maç içinde de kazanması gerekiyorsa ağırlığını koyarlarsa maçı kazanabiliriz dedim. Böyle oldu. Hepsini tebrik ediyorum. Maç olarak Rizespor kendi sahasında hep önde basan, topa hakim olan, baskılı top oynamak isteyen, futbol oynamak isteyen bir takım. Biz de hızlı ve çabuk oynamamız gerektiğini söylemiştik. Atak boyumuz, ataktayken arka taraftan defansın boyu kısa olması gerekiyordu. Bütün defans halinde önde oynamamız gerekiyordu. Bunu bugün başardık, öne çıktık. Pozisyonların dönüşlerinde ikinci topları biz aldık. Goller zaten sırasıyla gelince de rahat bir maç geçti. Tabii ki Rizespor işte bizim söylediğimiz gibi golü bulmamız ama oyuna iyi başladık. Bizdeydi o sıra baskılı başlamamız gerektiğini söylemiştik. Arkadaşlarımız da bunu önde oynayıp golü bulduk. Erken golü bulmamız takımımıza tabii ki biraz daha rahat ve güven verdi.